Milliyetçi Hareket Partisi'nin ayrı listeyle seçime girme kararı son günlerin en önemli gelişmesiydi. Daha fazla vekil çıkarabilmek için yasa değiştirildikten ve uzun süre liste pazarlığı yapıldıktan sonra gelen bu karar herkesi şaşırttı. Çünkü çokları Cumhur İttifakı'nın süreci sorumsuz atlasmasını, Millet İttifakı'nın içinde ise kavga çıkmasını bekliyordu. Tersi oldu ve MHP'nin bu kararıyla Cumhur İttifakı'nın mecliste çoğunluğu elde etmesi hepten zora girdi. Bahçeli'nin en kritik anlarda yaptığı tercihler ya da çağrılarla hükümet düşürme ya da ülkeyi seçime götürme huyunu bilenler şimdi bu son dakika kararının nedenini çözmeye çalışıyor. Başbakanlığı döneminde Ahmet Davutoğlu'nun danışmanlığını yapan Etyen Mahçupya'nın geçenlerde serbestiyette yazı yayınlanan yazısı Bahçeli AKP'ye niçin kazık attı başlığını taşıyordu. Mahcupyan yazısında Bahçeli'nin bu kararla AK Parti'yi uçurumun kenarına ittiğini söylüyor ve soruyor. Acaba bu karar görünür siyasetin ötesindeki iktidar ortaklarının terkiniyle mi oldu? Sonra sorusunu kendisi yanıtlıyor. MHP'nin ayrı listeyle seçime girmesinin bir parti kararından ziyade devlet kararı olma ihtimali yüksek. Şu anki gidişatın hayırlı olmadığı ve muhtemel değişikliğin yönetilebileceği düşünüldü. Bu siyasi çevreler diye sıkça dillendirilen ama kuşkulu görülen bir spekülasyon. Evet bürokrasiden CHP'ye belge akışı, Kılıçdaroğlu'nun çevresindeki koruma kalkanı, İyi Parti'nin Mansur Yavaş'ın ısrarla etmesi derinlerde bir çekişme olduğuna işaret ediyor ama Mehmet Ağar, Alaattin Çakıcı, Doğu Perinçek gibi isimler, Sadat, Hizbullah gibi örgütlerde Cumhur ittifakının safında yer alıyor. Dolayısıyla 14 Mayıs'ta sadece iki lider, iki ittifak arasında değil, devletin iki kanadı arasında da bir yarış olacağını söylemek yanlış olmaz. Bahçeli'nin tercihi asıl bu noktada önem kazanıyor. Mahcupya'nın dediği gibi iktidarın görünür ya da görünmez ortaklarının bir kısmı devletin artık çok zarar gördüğü gerekçesiyle Erdoğan'ı yalnızlaştırmaya karar verdiyse Saray'da seçim gecesi için yapıldığı söylenen planlar tutmayabilir.